Merhabalar arkadaşlar, ben Sait Atik. Geçen videomuzda üstel fonksiyonu görüp logaritmaya doğru gideceğiz demiştik. Bu da logaritmamızın ilk başlangıcı. Arkadaşlar, soru çözümlerinde eşitsizlik içeren yerlerde ek bilgiler vereceğim. Bu ek bilgilerde kağıt kullanacağım. Çünkü elimdeki evrağın üzerine sığmayacaktır. Ve hayırlısıyla başlıyorum. Logaritma fonksiyonu. Fx eşittir a üzeri x. A birden farklı pozitif reel sayı. Buna üstel fonksiyon demiştik geçen oturumumuzda. Tam da bunun tersine logaritma fonksiyonu denir. Arkadaşlar, üstel fonksiyonun grafiğini çizdim. Sonra üstel fonksiyonun tersine logaritma fonksiyonu denilmiş. O zaman ben de bu grafiği hayali olarak çizmedim. Çünkü f ile fx fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x. Birinci açıortay doğrusu, nami diğer biz buna fx dersek birim fonksiyonudur arkadaşlar. Birim fonksiyonun adı aynı zamanda özdeş fonksiyon, identik fonksiyon da diye geçer. Yani bir f ile f'in tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. O zaman a üzeri x ifadesinin ben y eşittir x'e göre simetriğini aldığımda logaritma fonksiyonu oldu. Zaten a üzeri x fonksiyonu her x değerine karşılık bir tane y ve bir başka gelmediğinden dolayı birebir ve örten, dolayısıyla tersi de bir fonksiyondur. Ve üstel fonksiyon eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün r sayıları aldığından dolayı ancak x ekseninin yukarısında olduğundan pozitif tanımlıdır diye bahsetmiştik. Üstel fonksiyon r sayılardan pozitif r sayılara tanımlı bir ifadedir. O zaman bunun tersi ters fonksiyon, zaten geri dönüşüm fonksiyonu demektir. Bu şekilde gösteriliyormuş arkadaşlar. Buna da log a tabanında x şimdilik böyle dursun. Yani biz üstel fonksiyonun tersine logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Dikkat ederseniz üstel fonksiyonun görüntü kümesinden geldiğinden logaritma fonksiyonumuzun görüntü kümesi de hep pozitif reel sayılar olmak zorunda. Şimdi direkt döndürmeye başlamadan önce bir iki tane ifade yazdım. 2 üzeri x eşittir 8 ise 2 üzeri x eşittir 8 2'nin küpüsüdür. O zaman x eşittir 3'tür deriz. 3 üzeri x 81 ise 3 üzeri x eşittir 3 üzeri 4. Tabanlar eşitse x eşittir 4 deriz. 2 üzeri x eşittir 13 ise oha o ne? Ben 2 üzeri x'in 2 üzeri 3'ün 8 ettiğini, 2 üzeri 4'ün 16 ettiğini biliyorum. O zaman 13 sayısı bunların arasına düşüyor. Yani 2 üzeri 3, 13, o da 2 üzeri 4. Öyleyse 13'ün yerine eşitini yazdığımızda, 13'ün yerine 2 üzeri x eşitini yazdığımızda buradan söyleyebileceğimiz şey x 3'ten büyük, 4'ten küçük bir şey. Ama nedir ki asıl o? Şimdi a'mız yine üstel fonksiyondan gelen a arkadaşlar. Yani pozitif birden farklı. A üzeri x eşittir b denkleminin kökünü bulmaya logaritma alma işlemi denir. A üzeri x eşittir b de biz a'ya taban, üstündeki x'e de zaten üst derdik. Şimdi a üzeri x eşittir b formatında arkadaşlar ben döndürme, dolama, kıvırtma tabirlerini kullanıyorum. Eğer bana verilen bu ifadeyi ben döndürdüğümde a'ya basınç kuvveti uygulayan x aşağı düşer. Çünkü x'in basıncına dayanamayan a karşı tarafa doğru kaçar. Ve arkadaşlar a karşı tarafa kaçtığında şöyle bir gösterim. Bu logaritmalı bir ifadenin gösterimi. Buradaki a'ya taban denir arkadaşlar. Bu arada logaritmadaki taban olan a üstü ifadelerde de taban. Yani
asil asaletinden bir şey kaybetmez ifadesi burada tecelli ediyor. Bu aşağıda A, yukarıda B. Arkadaşlar bunu A üzeri B olarak okumuyoruz. Buradaki x sayısı A tabanında B sayısının logaritmasıdır. Ya da B sayısının A tabanındaki logaritması x'tir. Yani B'nin A tabanındaki logaritmasıdır demiş. Şimdi burada biz A üzeri x'den B'ye giderken döndürdük. Doladık arkadaşlar. Doladık ama bu gidişin dönüşü de geri. Düşünsenize bir düğün salonunda insanlar hep tek taraflı, tek taraflı, tek taraflı dolasalar ne olur arkadaşlar? Ya gelinin üzerine düşerler ya da kapıdan dışarıya çıkarlar giderler. O zaman biz dengeyi kurmak için üstten aşağıya giderken düşürmek için sağa doğru dolarken aynı zamanda geriye getirmek için de sola doğru dolayabiliyormuşuz. Ancak ben burada bu biraz öğrencilerime ters geliyor. Hatta bana da ters geliyor. Ben logaritmalı ifadeyi sol tarafa yazıyorum. Buradaki A zaten logaritmanın tabanıydı. Doladığım zaman hala taban olmaya devam edecek. Dolayısıyla A buradan x'in altına uçuverdi. Ve bir iki örnek koymaya çalışmışız. Şimdi logaritmaya geçiş arkadaşlar üs bilinmeyen olduğunda dolamadan ibaret. Hatta hadi hep beraber tabirini de kullanıyorum. Eğer üs olan x eksi 1'i ben bulmak istiyorsam hep beraber kıvırdığımızda x eksi 1 aşağıya düştü. O 3 karşı tarafa geçti ama önüne log koyduk. 3 tabanında m oldu. Bu eksi 1'i karşıya attığımızda x 1 artı logaritma 3 tabanında m oldu. Yine benzer bir ifade hep beraber kıvırttığımızda x artı 1 logaritma 2 tabanında 3 bu biri karşıya şutladığımızda x eşittir. Eksi 1 artı logaritma 2 tabanında 3 oldu. Bu sefer logaritmalısını hani kapıdan dışarıya çıkıp gitmemek için bir de geriye doğru kıvırmamız lazımdı ya logaritma. Buradaki 3 bizim logaritmamızın tabanı olduğundan dolayı hala taban olmaya devam edecek. Asaletinden bir şey kaybetmeyecek. O zaman B'nin yerine gelen ifade aha bu oldu. Öyleyse 3 eksi 1 3 üzeri 2 eder galiba 9. 3x'i 9'un yanına 1'i yolladık 10. Buradan x ne geldi? 10 bölü 3. Gönderdim gitti. Devam ettik aynı şekilde. Bu sefer 6. soruya bakalım arkadaşlar. Yine dolamayla ilgili doladığımızda x artı logaritma 2 tabanında 4 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 9 arkadaşlar. 3 üzeri 2 9. Logaritma 2 tabanında 4 9 eksi x oldu. Arkadaşlar bana bu adam saf mı yav 2 tabanında 4 2 demeyin. Onu ben de biliyorum. Biz özellik görmedik. Sadece döndürmeyi görüyoruz. Doladığımda 4 eşittir 2 üzeri 9 eksi x. 4 de 2'nin karesi olduğundan 4 de 2'nin karesi olduğundan 2 üzeri 2 2 üzeri 9 eksi x. Tabanları eşitse üzerleri de eşit. Yani 2 9 eksi x'ten x'imiz geldi 7. Arkadaşlar 4. ve 5. örnekte kağıt kullanacağım. 4. ve 5. örnekte kağıt kullanacağım. Çünkü aynı zamanda orada logaritmanın özelliklerini bulurken kullanacak olduğumuz yöntemler de var. 4.'ye baktım. Demiş ki 4.'de logaritma 0, 1, 100 nedir demiş. Ben özellik bilmiyorum ama bunun eşiti eğer x olsaydı ben doladığımda 100 0 1 üzeri x niye? Logaritma üstel fonksiyonun tersiydi. Aynı zamanda üstü sayılardan yararlanabiliyorum. Sol taraf 10 üzeri 2 içerisi 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi x tabanları eşitse üstleri de eşit olacak.
Yani 2 eşittir eksi x'ten x eşittir eksi 2. Öyleyse ben bunun sonucuna x olsun dediğimde ve doladığımda 100 onun karesi 0 1 üzeri x olacakmış. Onun karesi 0 1 10 üzeri eksi 1 olduğundan 10 üzeri eksi x olacakmış. Üstlerini eşitlersek x eşittir eksi 2. Yani bu ifadenin sonucu olan x eksi 2 olacakmış. Beşinci soruyu da yine aldım ben buraya arkadaşlar. Yine x diyerek çözeceğim. Eşittir bunun sonucuna x dersek doladığımızda 2 eksi kök 3 2 artı kök 3 üzeri x oluyor. Biraz absürtçe bir şey gibi. Arkadaşlar 2 eksi 1 bölü kök 3'ün paydasında 1 vardır. Sanki bunun paydasını kökten kurtarmış eşleniği ile genişleterek, yani sol taraftaki ifade aslında 1 bölü 2 artı kök 3. Sağ taraftaki ifade 2 artı kök 3 üzeri x oluyor. 2 artı kök 3'e a dersek sol tarafımız a üzeri eksi 1, sağ tarafımız a üzeri x. O zaman x'i bulduk, eksi 1. Bunun sonucu olacakmış eksi 1. Karıştı gibi oldu ama kağıt kullanacağım dedim, sizi işlettim arkadaşlar. Kullanmadan devam ettik gittik galiba. Evet, yine dolama yapacağız arkadaşlar. Birinci tarafı doladığımda 5 bölü 2 eşittir 2 üzeri x. İkinci tarafı doladığımda 8 bölü 5 eşittir 2 üzeri y. Bana ne sormuş? X artı y'yi. Arkadaş, üstlü sayılarda ben toplamı bulacaksam, hele hele üstleri toplayacaksam, tabanları aynıysa çarpmam lazım. Eğer taraf tarafa çarparsam, paydadaki 5 ile payındaki 5 giderse, sol taraf 8 bölü 2, sağ taraf 2 üzeri x artı y, 4, o zaman 4'ü de 2 üzeri 2 yazarsak, tabanlar eşit, tavanlar da eşit, x artı y 2 olur. Bize onu sormuş, sorumuzun cevabı 2. Verilen fonksiyonların, bir sonraki sorumuz, verilen fonksiyonların ters fonksiyonlarını bulunuz demiş. Burada arkadaşlar bir tane üstel, bir tane de logaritmik iki ayrı fonksiyon aldık. İki ayrı fonksiyon almamızın sebebi üstelin tersinin logaritmik, logaritmiğin tersinin de üstel olduğunu görelim diye. Ancak biz şöyle bir hatırlatma yapacak olursak, biz y eşittir fx fonksiyonu verildiğinde fonksiyonun tersini bulurken x'in yerine y yazarsak tersi olur. Y'nin yerine de x yazarız. Bu değişiklikten sonra yeni oluşturduğumuz y'ye ulaşmaya çalışırız. Şimdi bizim sorumuzda fx zaten y'dir. O halde ben y'nin yerine x'i, x'in yerine de y'yi yazdığımda ne olur arkadaşlar? X eşittir 3 üzeri 2y eksi 1 eksi 4. Eksi 4'ü karşıya attım. Eksi 4'ü karşıya attım. 3 üzeri 2y eksi 1 eşittir x artı 4. Aha, üst düşürmeye geldi. Öyleyse hep beraber doladık. Yani 2y eksi 1 logaritma 3 tabanında x artı 4. Ben bu 1'i karşıya gönderirsem buradaki eksi 1 gider karşıya, olur artı 1. Sonra y'ye ulaşmak için bir de her tarafı ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Öyleyse y ters fonksiyonumuzdu bizim. Y ters fonksiyonumuzdu. Ne oldu? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında x artı 4 artı 1. Yani arkadaşlar gerçekten üstü bir şekilde verilmiş olan fonksiyonun tersi logaritmalı çıktı. Şimdiki sorumuz ise logaritmalı verilmiş. Acaba tersini aldığımızda üstü olacak mı?
Ona bakacağız. Yine aynı rengi kullanıyorum. Y'ye X dedik. Y'ye X dedik. X'e de Y dedik. Ve bu Y bizim ters fonksiyonumuz oldu. Peki, devam edelim bakalım. Sağ tarafı sol tarafa yazdım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında y artı 4 eşittir. Bu x'i 3'ün yanına gönderirsek 3 eksi x. Biraz sıkıştı. Geri aldım arkadaşlar. 2 tabanında logaritmayı sol tarafa, sol taraftaki x'i de 3'ün yanına gönderdim. O zaman logaritma 2 tabanında y artı 4 gelsin 3'ün yanına x. 3 eksi x. Sıra geldi dolamaya. Y artı 4 2 üzeri 3 eksi x. Eksi 4'ü karşıya yolladık. Y eşittir. Eksi 4 artı 2 üzeri 3 eksi x. Arkadaş yeni y neydi kardeşim? Bizim ters fonksiyonumuzdu. O zaman ters fonksiyonu ne yaptım ben? Eksi 4 artı 2 üzeri 3 eksi x olarak belirlemiş oldum. Gerçekten de logaritmalı verilmiş fonksiyonun tersi üstel, üstel verilmiş olan fonksiyonun tersi logaritmalı oldu. Biraz karışık gibi oldu arkadaşlar ama sıralamayı takip ederseniz sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet, logaritma fonksiyonunun tanım aralığı. Biz her önümüze gelen logaritmasını alamayız. Şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Üstel fonksiyonu a pozitif birden farklı bir r sayı ve fx yani y a üzeri x diye tanımlamıştık. Logaritma kim? Bunun tersi. Arkadaşlar burada a'mız bizim pozitif olduğundan pozitif bir ifadenin hiçbir kuvveti negatif olamayacak hatta sıfır bile olamaz. Dolayısıyla buradaki y daima pozitif olmak zorunda. Peki ben bunun tersini alırsam x eşittir logaritma a tabanında y olur. He geldik. Bize logaritmalı bir fonksiyon verilmiş. A üstel fonksiyonun tanımından geldiğinden dolayı pozitif olacak ve birden farklı olacak. F y'nin yerine geldiğinden dolayı burası da pozitif bir sayının hiçbir kuvveti sıfır ya da negatif olamadığından pozitif olacak. Sonuçta bir ifadenin logaritmasını alabilmemiz için logaritması alınan ifade pozitif, tabanımız pozitif ve birden farklı. Şimdi fonksiyonunun tanım kümesinde bulunan tam sayıların toplamı nedir demiş. Şimdi bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için taban olan x eksi 3'ün pozitif ve taban olan x eksi 3'ün birden farklı. Aynı zamanda logaritması alınan 9 eksi x'in de ne olması lazım? Sıfırdan büyük pozitif olması lazım. Peki x karşıya geçiverirse x küçüktür 9 oluverir. 3 karşıya geçiverirse x büyüktür 3 oluverir. 3 karşıya geçiverirse x 4 olamay verir. Peki çözüm kümemiz ne oldu? 3'ten 9'a kadar 4 hariç. Toplamı nedir demiş? 3'ten sonra 4 gelirdi. O da gitti. Kaldı geriye 5, kaldı 6, kaldı 7, kaldı 8. 9'a varamıyoruz. 13 topladık 26. Bir sonraki sorumuz. Şimdi önce birinci parçanın tanımlı olabilmesi için buranın pozitif ve birden farklı olması lazım. Yani x büyüktür 0 ve x birden farklı. Aynı zamanda şu x artı 6'nın logaritmasının alınabilmesi için de x artı 6'nın pozitif, x'in eksi 6'dan büyük olması lazım. Yahu kardeş sıfırdan büyükse eksi 6'dan zaten büyük. Burada x kare yerine ne yazarsak yazalım. Burayı
daima pozitif ve birden farklı olur. Çünkü burası ya pozitiftir ya sıfırdır. 2 ile toplarsak da pozitif olur. Sonra 7 eksi x'in tanımlı olabilmesi için 7 eksi x'in de pozitif olması lazım. X karşıya marşıya geçtikten sonra x küçüktür, ne oluyor? 7 oluyor. Peki x1 de ne olacakmış arkadaşlar? Sıfırdan büyük, 7'den küçük. Sıfırdan 7'ye kadar bir hariç. Öyleyse bu aradaki sayılar 2'den başlar. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. 7 olamadı, 7 olamadı. Kaç tane değer varmış? 5 tane tam sayı değeri varmış. Evet. Arkadaşlar, biz eşitsizlik görmediğimizden dolayı burada sıkıntı yaşayabiliriz düşüncesiyle önce bir ek bilgi vermek istiyorum. Biz ax kare artı bx artı c ifadesi büyüktür 0, küçüktür 0 eşitsizliklerini çözerken şöyle geçen yıl gördünüz, hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Ben buna y olsun dersem bu bir parabolik ikinci dereceden fonksiyona döner. Tabii bu arada şu ax kare artı bx artı c küçüktürü onun içinde yazalım. Şimdi y ifadesi sıfırdan büyükse arkadaşlar, y ifadesi sıfırdan büyükse x ekseninin yukarısında bir yerlerde olması lazım. Çizdim grafiğini. Sıfırdan büyük olan bir ifade x ekseninin yukarısında, sıfırdan küçük olan bir ifade de x ekseninin aşağısında olmak zorunda. Şimdi bizim parabolümüz x eksenine dokunmadığından dolayı, kesmediğinden dolayı kökü yok. Kökü yoksa bu denklem bile olamamış. Öyleyse deltası sıfırdan küçük. Aynı şekilde x eksenini kesemediğinden dolayı kökü yok. Kökü yoksa deltası sıfırdan küçük. Ve yukarıdaki parabol yukarıya doğru bir aşure tası oluşturmuş, ben öyle diyorum. O zaman bunun a'sı pozitif. Buradaki ise aşağıya bakmış, kambur olmuş ya da gökkuşağı oluşturmuş. Aşağıya baktığından dolayı da a'sı negatif. Şimdi arkadaşlar, buradan çıkan sonuç. Bir 3 terimli sıfırdan büyük oluyorsa, her x değeri için sağlanıyorsa delta sıfırdan küçük ve a pozitif. Bir x değeri daima sıfırdan küçük oluyorsa delta sıfırdan küçük, a negatif. Burada da şöyle bir kodlama yapıyorum. Zaten her x diye başlayan bütün ikinci dereceden ifadelerde delta küçük sıfır vardır. 2, 3 yerde delta küçük eşit sıfır da var. Şimdilik onlar dura dursun. Delta küçük eşit sıfır var. Arkadaşlar, matematikte yaklaşık 13-14 yerde de kullanım alanı var. Bundan dolayı da zannetmeyin ki siz sınava girdiğinizde bundan karşınıza soru gelmeyecek. Delta sıfırdır, küçüktür ifadesinin yanına eğer bizim eşitsizliğimiz sıfırdan büyük oluyorsa, a'nın işareti de aha o. Sıfırdan küçük oluyorsa a'nın işareti de aha o. Yani eşitsizliğimiz sıfırdan büyükse a'nın işareti o, sıfırdan küçükse a'nın işareti o. Bu yardımcı kaynaklı gönderdim. Şimdi fonksiyonunun tanımlı olması için m tam sayılarının alacağı farklı değerlerin toplamı demiş. Arkadaşlar, tabanda sıkıntımız yok. Çünkü tabanımız hem pozitif hem de birden farklı. Öyleyse şu ifadenin pozitif olması lazım. Çünkü logaritma pozitif sayılar için, pozitif değerler için tanımlı. Öyleyse şuraya aldığımda ben 2x kare eksi m eksi 3x artı 2 sıfırdan büyük olacaksa, o zaman daima pozitif koşuluna döndü. Öyleyse baş katsayımız pozitif olacak. A'mız sıfırdan büyük olacak ki burada 2. Bir de deltamız
sıfırdan küçük olacak. Öyleyse deltamız, zaten her öğrencinin hayatı da deltadan önce ve deltadan sonra diye ikiye ayrılır. B kare eksi 4 AC'den M eksi 3'ün karesi eksi 4 AC küçüktür sıfır olacaksa M eksi 3'ün karesi arkadaşlar 16, o da eksi 4'ün karesi olacaksa. Şimdi sıfır olması için, sıfır olması için içerinin 4'e ya da eksi 4'e, eksi 4'e eşit olması için eksi 1, 4'e eşit olması için 7. Yani M'in alacağı değerler eksi 1 ile 7. Başka sayımızın işareti artı eksi artı. Peki sıfırdan küçük olan sayılar nasıl sayılar? Eksi sayılar. Eksi sayılar da neredeymiş arkadaş? Eksi 1 ile 7 arasında. Nedir buradaki sayılar? 0, 1, 2, nokta nokta 6'ya kadar. N artı 1 bölü 2 kuralından ardışık sayılarından toplamından gidersek 6, 7 bölü 2'den gelir. 21. Bir sonraki soru yine tabanımız pozitif ve birden farklı ve payımıza baktığımızda arkadaşlar payımızın da deltası sıfırdan küçük. Baş katsayımız olan A 1, yani o da pozitif. Öyleyse bu ifade havada, karada, derede, her zaman, her vakit, her yerde pozitif. Pozitif bir sayının neye bölümü pozitif olacak? Pozitife. Yani öyleyse bizim paydamızın da pozitif olması lazım. Ve soru yukarıdakine dönüştü arkadaşlar. Yani x kare eksi n eksi 2x artı 3 parantezinde n eksi 2 sıfırdan büyükse delta küçüktür sıfırı sallamamız lazım. Sallayak olan bizde b kareden n eksi 2'nin karesi eksi 4, a'sı zaten 1'miş zirzop, c'si de 3 parantezinde n eksi 2'ymiş. Bunun ne olması lazımmış? Sıfırdan küçük. Ne yapıyorum? Her tarafta n eksi 2 olduğu için açmıyorum. Yoksa çok uzar arkadaşlar. N eksi 2 parantezine alırsam birinci n eksi 2'mizin yanında bir tane n eksi 2 kaldı. İkinci n eksi 2'mizin yanında 4 çarpı 3'ten eksi 12 kaldı. Küçüktür sıfırmış. Birinci etaptan devam ettik sağ tarafa doğru. Ne yol ne uzun yolmuş, bu da bir türlü bitmiyor. Birinci etaptan kökümüz 2. İkinci etaptan kökümüz 14. Artı eksi artı. O zaman eksi olan yerler sıfırdan küçük dediğinden dolayı 2 ile 14 arasında. Yani 2 küçüktür, n küçüktür, 14. N'in alacağı değerler kümesi nedir demiş. Ama bize tam sayı vesaire dememiş. Öyleyse arkadaşlar 2'den 14'e kadar olan tüm sayılardır. Bir önceki videomuzda görüşmek dileğiyle. O videomuzda da arkadaşlar logaritmanın özelliklerini ve yine özellikleri sadece sıralayıp geçmeyeceğim. Her özellikten sonra mutlaka sorusunu da çözeceğim. Eğer çok uzun olmazsa, yani 30 dakika civarlarında tamamlayabilirsem, o bölüm için ikinci bir video düşünmüyorum. 30 dakika civarında tamamlayamazsam iki parça halinde, ama büyük bir ihtimal tamamlarım diye düşünüyorum. Beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bizim çocuklara yaymayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.